Bugün idrak ettiğimiz Muharrem ayının onuna tekabül eden Aşura gününü tebrik ediyorum. Rabbimden bu mübarek günün Müslümanların birliğine, beraberliğine, dayanışmasına vesile olmasını diliyorum. Aşura gününün Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de, Mısır'da, Libya'da, Myanmar'da ve daha pek çok yerde zulüm altında hayatlarını sürdüren kardeşlerimizin kurtuluşunun müjdecisi olmasını temenni ediyorum. Bugün vesilesiyle tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin Allah katında kabul ve karin olmasını niyaz ediyorum. Değerli misafirler, TUMSIAD uzun yıllardır yol arkadaşlığı, dava arkadaşlığı yaptığımız, çalışmalarına önem ve destek verdiğimiz önemli bir kuruluşumuz. Bugünkü programda TUMSIAD'ın ülkemiz ve milletimiz için ne kadar hayırlı, ne kadar faydalı faaliyetler içerisinde olduğunu bir kez daha hepimiz görüyoruz, hepimize gösteriyor. Bugün birileri Türkiye'yi sadece terörle, terör örgütlerinin eylemleriyle, Suriye'den gelen göçmen dalgalarıyla, Irak'taki gelişmelerin ülkemize yansımalarıyla öne çıkarmaya çalışıyor. Sadece bunlardan ibaret bir Türkiye portresi çizme gayretleri bu ülkeye ve bu millete yapılacak en büyük haksızlıktır. Burada ben sizlere asıl Türkiye'yi anlatmak istiyorum. Türkiye geçtiğimiz 13 yıllık dönemde her alanda gerçekten muazzam bir dönüşümü, tarihi bir değişimi gerçekleştirmeyi başarmış bir ülkedir. Temel ekonomik verileri ve bu büyük projelerimizden bazılarını kısaca hatırlatarak bu değişimin boyutlarını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Türkiye 2003-2014 yılları arasında yılda ortalama %5'lik bir büyüme sağladı. Bu büyümenin 2008 yılından itibaren dünyada çok ciddi bir finans krizi yaşandığı dönemde gerçekleştiğini özellikle hatırlatmak istiyorum. Bu yıl yaşadığımız genel seçime, artan terör olaylarına, 1 Kasım'daki tekrar seçime rağmen 2015 yılının ilk çeyreğinde 2,3 ve ikinci çeyreğinde 3,8'lik büyüme oranlarıyla bu eğilimin devam ettiğini görüyoruz. Gayri safi yurt içi hasılamız 2002 yılı sonunda 230 milyar dolar seviyesinden geçtiğimiz yıl 800 milyar dolar düzeyine